içinden geçeceğim LinkedIn'in falan diye takılıyorum, tamam mı? Bir koydum abi. Lan dedim, ne oluyoruz? Birini aramaya çalışıyorum. Aramadan cevap gelmiyor. Sonuç çıkmıyor. Yanında arkadaşım var. Döndüm dedim ki LinkedIn'e girsene. LinkedIn açılmıyor dedi. Ananı dedim. Anam dedim, sıçtık. Ne yaptım ben? Abi sayfayı bir refresh diyorum. LinkedIn gelmiyor. Kimse LinkedIn açamıyor. Biz de bu akşam günümüzde bug bounty nasıl yapılır ondan bahsediyoruz yayında Twitch'te. Gelirseniz arkadaşlara katılma fırsatınız olur. Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 8'de. Bu olayların yeni çıktığı dönemlerle ilgili bir hikaye sorular, onu anlatayım dedim. Şimdi daha yeni böyle bug crowd bilmem ne falan yeni kurulmuş. Ben de şirkette yeni bir siber güvenlik testing ekibi falan gibi bir şey kurmamı istediler benden. Onun kuruluşuna başladım. Türkiye'nin en büyük sistem entegratöründe siber güvenlik ekibini yönetmek ve kurmak için görevlendirildim. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Öyle plaza adayım falan, tamam mı? Konsept çok ciddi yani. Abi hani bir skill seti ortaya koyalım bilmem ne diye böyle yeni tool'lar deniyoruz, bir şeyler arıyoruz falan fıstık. Ben böyle bir web üzerinde de böyle bug bounty hikayeleri bilmem neleri yeni yeni çıkmaya başlamış. Böyle bir Google Maps'te, işte efendime söyleyeyim, Google'ın bazı servislerinde falan bir takım şeyler buluyorum. İşte XSS buluyorum. İşte ufak tefek şeyler buluyorum falan. 300-500 kendi yolumuzu buluyoruz. Öyle çok atla deve bir şey değil. Ondan sonra abi ben dedim ki LinkedIn'e bakayım. Hani bir yandan da yurt dışına geleceğim bilmem ne yapacağım? Dur dedim. LinkedIn'in bilmem neyin içine bir bakayım, ne oluyor, ne bitiyor falan filan. Query ile ilgili, query stringleri ile ilgili, search query stringleri ile ilgili bir şey buldum. Şimdi söyleyemiyorum çünkü direkt private olarak kapatıldı, bitti gitti. Ulan böyle bir şey var. Acaba bunu faz etsek, bunu böyle bir arka arkaya paketlerle denesek, böyle brute force gibi farklı query'ler göndersek, repeater'a versek mesela Burp Suite'de, ne oluyor, ne bitiyor, bilmem ne diye bakıyorum ben, tamam mı? Abi şimdi ben NetSparker'la deniyorum. Ondan sonra Burp Suite'le deniyorum. Ondan sonra OWASP'ın bir tane vardı. ZapProxy ile deniyorum. Tamam. Abi bir yerde ben thread sayısını nasılsa şirket hayvan gibi, yani masada düşünün, şirket, oturduğumuz şirkette toplamda 600 kişi var. 600 kişi aynı anda internete bağlanıyoruz. Benim masada 80 megabit internet var. Wireless'tan düşünün yani şirketin internetin hızını, tamam mı? Diyorum ki bu kadar iyiyse ben diyorum içinden geçerim. Abi threadleri bir hayvan gibi saldım ben. Atıyorum abi ben threadleri, repeater'ı bilmem neyi, böyle bir sürü tool deniyorum. Atıyorum atıyorum hiçbir şey olmuyor. Atıyorum atıyorum hiçbir şey olmuyor. Ulan diyorum ne güzel. Oh yardır. Nasılsa internet de var. Karşı tarafta kaldırıyor. Bir filtr da yok. Oh diyorum, yapıştır. Hop bidik hop bidik hop bidik hop bidik gömüyorum, tamam mı? Oğlum ben yerdiriyorum yerdiriyorum. İçinden geçeceğim LinkedIn'in falan diye takılıyorum, tamam mı? Oğlum birdir, üçtür, beştir hiçbir şey yok. Nasıl yani hiçbir şey olmuyor buna ya dedim. Dur bakayım dedim, sayfayı refreshleyeyim ben. Abi sayfayı bir refreshliyorum. LinkedIn gelmiyor. Sayfayı refreshliyorum. LinkedIn gelmiyor. Lan dedim ne oluyoruz? Yanında arkadaşım var. Döndüm dedim ki LinkedIn'e girsene. LinkedIn açılmıyor dedi. Ananı dedim. Ne yaptım ben? Ondan sonra arka arkadaşım müdüre döndüm. Abi dedim bir LinkedIn açsana. Açamıyorum. Anam dedim sıçtık. Boku yedik. Abi şirkette LinkedIn açan var mı? Yok. Abi önde bir tane direkt şey yapmışlar. Bu IP ban yemiş şirket, tamam mı? Direkt. DNS'den, tamam. Kimse LinkedIn açamıyor. Neyse. Abi açılmıyor LinkedIn hiçbir şekilde. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Dedim ben o zaman mail atayım adamlara. Direkt abuse'a mail attım. Dedim ki böyle böyle bir şey oldu. Ben bunu deniyordum. Denerken böyle bir şeyle karşılaştık. Ondan dolayı bunu banladınız. Lütfen şu IP'yi unban eder misiniz? İstemeden oldu bilmem ne. Ertesi gün halloldu iş. Açıldı. Ondan sonra düzeldi. Hiçbir sorun yok. Ben tekrar başladım ama bu sefer yavaş 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 yapıyorum. Tak bir şey buldum böyle. Aa dedim ne güzel. Repeater'a attım. Bir koydum abi. Küt yine gitti LinkedIn. Ananı dedim gitti yine. Allah dedim patlattık LinkedIn'i yine. Allah bittik. Bittik şimdi bittik. Bir daha mail atarsam da herifler diyecekler. Yeter rahat bırak falan diyecekler. Abi hemen döndüm, yanımda Ömer diye bir arkadaş var. Ömer dedim, kanka dedim, girebiliyor mu LinkedIn'e? Ama böyle salavat getiriyorum ben içimden, tamam mı? Allah'ım ya ayva yedik ayva yedik falan diye. Girebiliyor mu kanka dedi. Oh dedim tamam. E abi ben niye açamıyorum dedim. Kanka dedim bir can değer diye aratsana beni. Aklıma o geldi. Kanka dedi çıkmıyor. Hayda dedim tamam, bu sefer beni banladılar. Bu sefer ben bittim, tamam mı? Kendi profilime deniyorum bu arada, tamam mı? Abi telefondan gireyim dedim. Belki telefonda ve hani IP ile alakalıdır falan filan. Telefonu bir açtım abi. LinkedIn çalışıyor telefonda. Oh dedim. Hemen help. Dedim ki bana düzeltir misiniz? Abi hemen ertesi günü reply döndüler. Düzelttiler. Tamam mı? Buraya kadar her şey yolunda. Düzeldi LinkedIn'de. Hiçbir sıkıntı yok. Birini aramaya çalışıyorum. Aramadan cevap gelmiyor. Sonuç çıkmıyor. Birini eklemeye çalışıyorum. Sonuç çıkmıyor. Hiçbir şekilde LinkedIn'de bir tek mesaj alıp verebiliyorum. Onun dışındaki hiçbir LinkedIn feature'ı çalışmıyor. Support'a attım tekrar. Kardeş bak ben bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Önce bununla banladınız. Sonra açıldı böyle oldu. Sonra bunu denedim. Böyle banlandı. Sonra bundan sonra burada banlandım. Sonra düzelttim. Böyle oldu. Şimdi düzelttik. Durum bu. Niye ben hala böyleyim? Niye hiçbir şey yapamıyorum? Biz konuyla ilgileneceğiz. Size geri dönüş yapacağız dediler. Abi aradan bir hafta geçti. Ben bir hafta LinkedIn'de hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir erişim, hiçbir şey kullanamıyorum. Bir hafta sonra bana bir mail. Tebrikler. LinkedIn'deki ilk bug bounty'cilerden bir tanesi, programındaki ilk bug bounty
programına sizi kabul ediyoruz. Ve ilk bulduğunuz bug'ı da reportladığınız için teşekkür ederiz. Biz şimdi size adresinizi verirseniz size swag göndermek istiyoruz dediler, tamam mı? Bir de adınızı duyuracağız falan fıstık bir şeyler. Ben dedim ki adama da gerek yok. Çünkü ben isteyerek yapmadım. Tamamen yanlışlıkla oldu. Bilerek isteyerek yaptığım bir şey değil. Niye şey yapayım yani? Dedim ki kardeş siz swag'i göndereceksiniz gönderin, adresim bu. Ama dedim şeyi de benim şu account'umu da açın. Tamam dediler, sizi t-shirt, minşört, fincan, mincan hikayeler abi. Swag dedikleri. Ondan sonra ama açayım dedim şunu kullanabileyim yani. İş arayacağım, iş arayamıyorum. Abi bekledim bekledim, bunlar support diyor ki ilgileneceğiz diyor, açacağız diyor, açılmıyor, açacağız diyor, açılmıyor. Allah'ım dedim, ben bittim yani. Nasıl yapacağız, ne yapacağız onu düşünüyorum. İş bulmam lazım. LinkedIn'im çalışmıyor. Yeni bir account açayım ve falan döndüm artık. Abi 3 ay boyunca account'u açmadılar, düzeltmediler. Ama bu arada bir ay sonra t-shirt geldi. T-shirt'te şey yazıyorum, çok eğlenceliydi. I hacked LinkedIn. Süper ya. Siyah bir t-shirt, üstünde I hacked LinkedIn yazıyordu. Bu da bir bug bounty anısıydı işte. Testo.com'un recon'u yapmaya başladık. Geçen hafta anlatmıştık zaten nasıl başlayacağımızı. Başladık. Bunları not tutmamız gerekiyor ki karmaşa yaşamayın. Bu notta da iç içe farklı notlar alabiliyorsunuz. Mesela kullandıkları ikonlar üzerinden firmaların IP'lerini vesairelerini shodown üzerinden tespit edebiliyorsunuz. Bunun için kullanacağımız sorguda http://favicon.hash iki nokta üst üste ve ondan sonra Favicon'un hash'ini alıyoruz. Aldığım Favicon'u siteden Base64'e döndürüyorsun. Echo Favicon'u yaptığınızda Base64'e çevirdiğinizde o 64'e çevirdiğiniz Favicon'un şurada kullanıyorsunuz babacığım. Bak şimdi hop hazırını aldım. Burada böyle bir şey var. Bastım search'üme. Zıbam. Buraya IP'lerim geldi bir sürü. Bunların hepsi testlerle alakalı falan filan. Amas muhabbeti var. Amas ben size o gün göstermiştim. Enum yaparken kullanıyorduk. Yine hatırlatmak amaçlı şöyle bir şey yapayım. Burada bakın böyle komutlarımız falan vardı. Amas intel yapıyorduk. Treorg diyorduk. Mesela FireEye aratıyorum. ASN'ler geliyor falan filan. Bunları hatırladıysanız eğer. Şimdi size daha spesifik tool göstereceğim böyle. Masa üstüme geleceğim. Diyeceğim ki Sudomi baba. Böyle bir tool var. Sudomi neye yarar? Neye yaramaz? Hemen gidiyoruz GitHub page'ine. Yani şöyle bir cihaz bu. Subdomain Finder. Subfinder'dan ve Sublister'dan daha hızlı çalışan. 20 tane falan da içerisinde yanlış hatırlamıyorsam servis çalışıyor. APK'ye de bağlıyorsunuz. Bu çok fazla bir sorgu getiriyor. Bir sürü subdomain istiyor. Bunları bulmak niye önemli? Şimdi elimizdeki eksen geniş oldukça hem hevesiniz artıyor araştırma için hem de uğraşacak bir sürü şey oluyor ekleyecek. Zaten sonra bunları HTTP probe'dan geçiriyoruz. HTTP probe nedir? HTTP probe'umuzu da ayrı olarak göstereyim ki bu gösterdiğim Sudomi'de, Osmodeus tool'unda göstereceğim. Onların içerisinde bunlar default olarak var. HTTP probe şuna yarıyor abi. 80 ve 443'leri gidip tespit ediyor ve ayıklamaya yardımcı oluyor. Siz başka portlar da verebiliyorsunuz test etmek için hani ayıklaması adına. Bunu da zaten birazdan söyleyeceğim. CNS muhabbeti var. Anlatırken göreceksiniz. Orada zaten ayıklıyor olacağız. Sablamayı aman port muhabbetlerine özür dilerim. Bak adam burada ne yapmış? HTTP 81 demiş. P demiş. 8443. Portta ekstra tanım yapıyorsunuz demiştim ya. Burada göstermiş zaten. Devam ediyorum. HTTP probu da gördük. Sudomi muhabbeti. Abi enfes bir cihaz. Enfes bir alet. Yani çok rahat subdomain çıkartıyor. Gidiyor HTTP probunu yapıyor. Bir tür zıkkımını yapıyor. Birazdan zaten şey yapacağım. Canlı bir tane deneyeceğim. Tam olarak ne işe yarıyor bu? Nerede kullanıyoruz? Hangi metodoloji olarak söylesene bize. Şöyle tamam. Bu subdomain bulmak için yarayan bir şey. Subdomain nedir? Domain veriyor abi sana. Bir tane marka, bir firma var elinde. Atıyorum Tesla'nın testini yapacaksın. Tamam Tesla'ya gidip test yapmak istiyorsun. Tesla Company'ye. Elinde sadece Tesla Company'nin adı var. Başka bir şey yok yani. Tesla Company. Sonrasında doğal olarak default kafanda şey canlanıyor. Ben bir bakayım Tesla.com bunlara ait mi? Tesla.org bunlara ait mi? Bakıyorsun Tesla.org, Tesla.com, Tesla.net bunlara ait. Sonra diyorsun ki acaba bunların alt domainleri var mı? Nasıl bulabilirim? O alt domainleri bulmak için işte Sudomi'yi kullanıyorsun. Sudomi yani. Buna yardımcı oluyor. Alt domainleri bulmana yardımcı oluyor. Bir aradan bir şey söyleyeceğim. Efektif olarak hızlı bir şekilde yapmanı sağlıyor. Her naneyi yapıyor bu cihaz yani. Sizin tek tek gidip böyle işte Amas'a gireyim, ASM bakayım, işte MMAP'e gideyim, port taratayım, HTTP probe'a gideyim, şu listeye atayım da probe'ları eklesin falan. Yaptırma ihtiyacınız kalmıyor. Bir işte ne kadar pratik olursanız o kadar iyidir abi. Güzel tarafları şu bu cihazların, bu artık yazılan yazılımların HTML arayüzleri var. Direkt gidip seçip ayıklayıp şurada işte atıyorum probe'ların ayrımını, işte başka tarafta domain'in adlarını, IP adlarını falan görebiliyorsunuz yani. Bu da çok avantajlı. Bir tane şeyde bir eksi değil çalıştırdı. Bir görelim ne yaptığını. Şu an Sudomi ile şey yapıyor. Background'un subdomainlerini bulmaya çalışıyor. Ki buldu. Background.com, docs.background.com, security trails. Bunların APK'lerini içeriye yüklemedim. Yüklesem daha çok sonuç getirebilirdi. Şu an sadece random olarak size bunu göstermek istediğim için yaptım. Normalde sorgumu da genişletebiliyorum. Ama dediğim gibi şu an sadece öğretmeye çalıştığım için. Osmodeus diye bir tool var abi. Ben bunu rastlantı eseri keşfettim internette GitHub'da search ederken. Tool çok efsane bir tool. Az önceki tool'la aslında bir farkı yok ama direkt bu şeyin üzerinden çalıştırıyorum bunu. HTML arayüzü üzerinden çalıştırıyorum. Şöyle yapayım. Gideyim direkt hatta açayım.
Şimdi komutu gördünüz abi. Şuradan gittim remote setup'tan direkt bastım. Komutumu aldım. Komutumu aldıktan sonra şunu bastım ekranıma, çalıştırdım dizinin içerisinde. Future'da tamam. Gösterdiği şeylere bakalım. Subdomain scan yapıyor. Subdomain takeover scan yapıyor. Screenshot alıyor. Yani içerisinde teknoloji olarak Aquaton barındırıyor. Basic icon yapıyor. Like who is Diginfo gibi demiş. Diginfo'da biz ne yapıyoruz? Zone transferleri falan check ediyoruz. Bak Tesla.com'a geldik. Add to scope dedik. Yes dedik. Sonra tıkladık. Show only in scope item dedik. Tık bastık. Tesla.com'a düştük mü? Düştük. Sıkıntı yok. Ondan sonra ne yaptık? Ya bu siteye bir getli bir şeyler yapalım bakalım. Bir arasın bize, bir şeyler yapsın, getirsin bunu. Dizinleri nedir dedik. En geniş bir tool'a girdik. Şimdi önceden bu spider sekmesiyle yapılıyordu. Ayrı bir sekmede yapılıyordu spider olayları. Sonradan bunu en geniş bir tool'un altına attılar ve discover content çektiğinizde content'i burada ne arayacağınızı sistem ASP, ASP X değildir. Boşuna çalışmasın dersin. PHP, JSP, HTML falan bırakırsın falan filan. Bunları ayarladıktan sonra güzel kardeş, güzel insan. Session başlatıyorsun. Otomatik gidiyor. Get isteklerini vesairelerini gönderiyor. Taramasını yapıyor sana. Sonra burada zaten sistem hep çıkıyor falan. Gelişiyor bir şeyler. Oturuyor falan, ilerliyor. Tesla da geçen de dönmemişti ya. Tesla'yı keşke seçmeseydim. Backcrowd.com dene. Aynen abi. Buna gidiyorum. Engage tool'u çalıştırıyorum. Discover content çekiyorum. Tamam, başladı. Tak 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 tarıyor. Yani velhaslı kelam abi. Bu da bir recon. Niye recon abi? Gidip web ile test yaparken direktöre dizin, yani taraması yapmanız çok önemli. Çünkü bazen test dizinleri unutuyorlar. İçinde bayağı bir şey oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani biz iki yani yayında neyi gördük arkadaşlar? Bir tane program buldunuz. Hangi bilgileri açık olarak internette bulabiliyorsunuz? Özel sisteme sızmadan, hiçbir şeyi bozmadan, kırmadan, dökmeden, uzaktan unutulmuş şeyler, yapılan programlama hataları, işte altta neler kalmış, onların hepsini çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Abone olun oğlum.